Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Barkıt Şapka ile geldim. Bunun yapılışını göstereceğim. Bu senenin trendi olan bu şapkalar bu yaz herkesin herhalde başında olacaktır diye umuyorum. Daha önceki tulumuma uygun renklerde şapka çalışması yapacağım. Ben bandanasını da yapmıştım. Bandana çalışması kanalımda mevcut. Şapkaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Şimdi şapka yapımına geçelim. Öncelikle ben alt rengini şöyle morla yapacağım. Bir 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. İlk zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve yaptığım halkaya tel atıp batıp ikili trabzan yapıyorum. Buraya zincirle beraber 3 tane trabzanım olacak. 1, 2, 3 tane zinciri de sayıyoruz. Araya 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı halkadan 3 tane trabzan yapıyorum. Bu arada ipimi de alttan böyle götürüyorum. Evet, 3 tane daha yaptık. 2 zincir çektik. Tekrar 3 tane. 4 tane böyle 3'er tane trabzan yapacağız. Araya da 2 zincir çekeceğiz. İki zincir. Son üçlü trabzanımı da yapmaya başladım. İki zincir çekip ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırıp bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. İkinci rengim turuncu. Ona da başlayalım. Herhangi bir köşeye geliyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Şöyle sabitleştirip dolandırıyorum kuvvetlendirmesi için. 3 tane oluyor zincirim. Hemen bir tane trabzan, bir tane daha trabzan yapıyorum. Burası köşe olacak. 2 zincir çekip bir üçlü trabzanı aynı yere tekrar yapıyorum. Köşeden köşeye de geçerken arada bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçtiğimde 1 2 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Şu ipleri de hep arkadan götürelim. Evet, 3 tane daha trabzanım oldu. 2 tane üçlü. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye geçiyorum. İki zincir çektim. Tekrar bir zincir çekip son köşemi tamamlıyorum.
Ve ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle bir zincir çekip kapatıyorum. Bu arada iplerim hep kartopu organik. Sadece ana rengim baby cotton. Tığımda 3 numara. Aynen devam ediyorum 3 numarayla. Şimdi bu rengim de bitti. Şu rengimle başlıyorum. Üçüncü sıramıza. Üç zincir çektim. Zincirle beraber 3 tane trabzan oldu. 2 zincir çekip tekrar 3 tane trabzan yapacağım. 2 3 trabzan oldu. Araya hep bir tane. Şimdi motifimiz büyüdükçe bu aralarda 3 tane tek trabzanımız olacak. Tekrar diğer köşeye geldim. İki zincir çekiyorum. Köşeden sonraki hep bir zincirim. Tekrar bu araya geldim. Bu şekilde bu rengimizi de bitirelim. Evet, bu şekilde böyle 5 tane motif gidiyor şapkamıza. Şimdi ana rengimize geçmek istiyorum. Şu ortayı, öncelikle ortayı yapacağız. Ortayı ben şu motifle başlamak istiyorum. İki, üç. Aynı şekilde bu sırayı da 4 sıra. 1 1 2 3 4 tane bu şekilde devam edeceğiz. Sayıları her şeyi aynı. Orta kısımdaki motifimiz hep aynı. Sadece püf noktası şu kenara gelen motiflerin şu tarafına, yani başımızın üstüne gelecek taraflara şu arada bir zincir çekiyorum ya. Onları sadece şu kenarda 2 zincir çekeceğiz. Şurası geniş olsun diye. Diğer yerler 3 kenarı birer. Sadece başımıza gelen taraf, aşağı taraf 2 zincir olacak bir kenarı. Başka bir şey yok. Hepsi aynı. Daha büyükler içinde yapmak istiyorsanız bir veya iki sıra daha örüp aynı şekilde büyükler içinde olabilir. Evet. Bu rengimizi de 4 sıra aynı şekilde yapıp kapatalım. Evet arkadaşlar, ben ortadaki motifimi 4 sıra ana renkten örüp bitirdim. Şunu ben ölçeceğim. On bir santim.
11 santim 1-2 yaş için ideal bir santim. Şimdi diğer motifimin 4. sırasına gelmiştim. Orayı göstereyim. Şuradaki kenarları ben 2 zincir çekeceğiz diye söylemiştim. Şimdi iki kenarı bu aralarda bir zincir çektim. Bir kenarı sadece 2 zincir çekeceğim. 2 zincir çektim. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu arada yaptığımız şapkaların gönderilerini büyük anne elinden Instagram hesabıma gönderirseniz çok sevinirim. 2 zincir çekiyordum. Bir, iki. Bir, iki. Burada bir. Sadece bir kenarımız. İki zincir olacaktı. Bu motifimizi de bitirelim. Ondan sonra görüşelim. Evet, motiflerimizi bitirdik. Ben bu şekilde dizayn yaptım. İki zincir çektiğimiz kısımlar hep alta bakacak şekilde. Ben bu şapkamı iğneyle birleştirmeye çalışacağım. Diğer bagıt şapkamı tığla birleştirmiştim. Çünkü tulumumuzu, bu tulumumuzu ben iğneyle birleştirdim. Şapkasını da iğneyle birleştireceğim. Siz hangisini isterseniz tığla da iğneyle de hepsi olabilir. Şuradan şimdi dikime başlıyorum. Şuradaki orta yerden geçiriyorum. Sadece şu dört kenarı motifleri dikeceğim. Bu iğnemin ucunun ipimin şuradan bağlıyorum. Şimdi buna dikelim. Şuradaki ortadaki iki zincir çektiğim yerden bu bana kalan kısmından en üstten bir tane alıyorum. Sonra buradakini alıyorum. Şöyle çevireyim. Buradaki en baştaki trabzan, bu taraftaki en baştaki trabzan. İkisine de ipimi geçiriyorum. Sonra ortadakiler. Hafifçe, fazla sıkmadan. Şimdi üçüncüye geldik. Burada da üçüncüye sardırıyorum. Zincirlerimiz vardı. Evet. Şimdi yine en baştaki trabzanları birleştiriyorum. Burada önemli olan ipimizi fazla çektirmeyeceğiz ve bu trabzanları trabzanlara, zinciri zincir yerine aynı şekilde dikmeye çalışacağız. Bu şekilde dört kenarı da dikiverelim.
Evet, dört kenarı ortadaki motifimizi birleştirdim. Şimdi bu kenarları aynı şekilde birleştirme yapacağım. Şöyle ilk trabzanım, buradaki ilk trabzanımla alıyorum. Sonra ikinci alıyorum. Ve üçüncü. Ortada zincirimiz vardı. Zincirimizi de alayım. Yine trabzanlara sıra geldi. Bu şekilde bütün dört kenarı da birleştirelim. Evet, şapkamızın dikimini bitirdik. Bu şekilde. Bence çok güzel oldu bu da. Şimdi kenardaki biyelerini yapmaya başlayalım. Öncelikle şu en kenardaki köşenin ortasından ipimi bağlıyorum. Bir zincir çekip doladım. 3 tane zincir çektim. Bu ipimi de arkadan yürüteyim. Bu köşe kısımlarına zincirle beraber 4 tane trabzan, ikili trabzan dolduruyorum. Bir, iki, üç, dört. Hiç zincir çekmeden hemen yandaki köşenin kısmına gelip buraya da 4 tane dolduracağım. 2 3 4. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Tel atıyorum hemen diğer boşluğa. Buralarda 2 zincir çekmiştik. Ben buraya 5 tane trabzan dolduruyorum. Eğer fazla böyle fırfırlı gibi olmasını istiyorsanız 6 da dolabilirsiniz. Ben diğer şapkamı göstereyim. Tam bagat şapkası. Şöyle fazla büzgülü değil. Yani buraları fırfırlı da olabilir. Nasıl isterseniz. Benim için 5 tanesi çok iyi oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir sonrakine tekrar 5 tane. Evet, 5 5 gidiyoruz. Dört ve beş. Şimdi yine köşeye geldik. Buraya dört tane.
dört tane de diğer tarafa. Tekrar beş tane. Şuradaki dört taneleri unutmayalım. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Evet, sıra sonuna geldim ben. Son yaptığım trabzanın tepesine şöyle kaydırma yöntemiyle yapıp birleştiriyorum. Sonra tekrar üç tane zincir çekip aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Ve alttaki tüm trabzanların tepesine batarak tekrar trabzanlarımı tekrarlıyorum. Bu ikinci sıramız. Toplamda 3 sıra olacak. Bu şekilde ikinci sıramızı da bitirelim. Üçüncü sıramızı da yapalım. Şapkamızı bitirelim. Evet, şapkamızı bitirdik şimdi. Az önce ben şurada 3 sıra demiştim. Şu ilk yaptığım sırayı saymıyorum. Onunla beraber 4 sıra oluyor. Yanlış olmasın. Çok güzel oldu, değil mi? Evet, böyle rengarenk şapkaları bu sene görmemiz mümkün. Bu arada bu tür videoların gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken abone olmak. Ve beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.